Selamun Aleyküm Video hoş geldiniz. Yine bir hazır sistem videosuyla karşınızdayım. Şimdiden herkese şey hoş seyirler. İlk sistemimiz dostlar 1080p odaklı Mavi 5 sistemi. Gençler Gaming'de bulunuyor dostlar. İçinde Ryzen 5 7005 sefimiz var. Asok'un A620 m var? E, Team Force'un 5600 MHz CL40 DDR5 RAM'leri var. 2x8. Bu arada bu RAM'i aldığınız zaman sistemi 32 GB RAM'e çıkartamazsınız. Şimdi bir tercih yapmanız gerekiyor eğer bu sistemi almak isterseniz. E, eğer ki DLSS'de oyun oynuyorsunuz mesela RDR2 olsun. Cyberpunk olsun bu tarz oyunlar oynuyorsanız ESI biraz daha DLSS'in altında kalıyor. Çok FPS farkı yaratmaz ama görüntü kalitesi olarak biraz fark yaratabilir. O yüzden burada tercih sizde. Ama örnek veriyorum Valorant olsun CS2 olsun. Bunlar için bu sistemi tercih edebilirsiniz. Hem DDR5 olması güzel bir avantaj. Hem ekran kartının güçlü olması ayrı bir avantaj. Hem de işlemcisinin de yeni işlemcilerden olması sağlam işlemci olması güzel bir avantaj. Tahminim bu sistem Valorant'ta 400-450 FPS alacaktır dostlar. Bu sistemde beğenmeyeceğiniz tek şey e, genel olarak kullanılan markanın ASRock olması olabilir. ASRock kötü bir marka değil ama e, diğer markalara göre biraz daha düşük kalan bir marka. Ama zaten baktığımızda da şu an ana anakarta bile 4100 lira fiyat biçmişler gençler gamingde. O yüzden fena değil diyebilirim. Ekran kartımız dediğim gibi 1080p yüksek ayarda şu anda tüm güncel oyunları. Önümüzdeki 1-2 sene boyunca garanti. Ondan sonra da orta yüksek ayar karışıkta oynatır yine bir 2 sene boyunca. Yani 3-4 sene götürecek güzel bir sistem diyebilirim sizler için. Bu sistemde ben olsam şahsen e, bir tane MX slotu olduğu için en azından M2'mi 1 çıkartırdım dostlar. Şurada 970 lira vermekten korkmayın. Hatta istiyorsanız sistem biraz daha hızlı olsanız diyorsanız. Şuradan bir yana geçip 300 lira da verebilirsiniz. 23.500 lira gelmiş oluyor. Sistemde kullanılan kasamız 600 watt artı 80 plus Deepcool'un. Şu yanları mesh önü biraz kötü. Yapacak bir şey yok. İsterseniz yine yanında hem 50 watt'ı satın almak hem de full mesh hale getirebilmek için adına Matrix kasasını alabilirsiniz Deep yine aynı şekilde. Bu sistem biraz ısınacaktır dostlar ama e, zaten 7500 sef soğutma olarak 240 mm herhangi bir sıvı soğutmayla gayet soğuyacaktır. O yüzden direkt şuradan ID Cooling'ini alabilirsiniz. Yine 23 bin lira fiyata gelmiş oldu. Sanki bir fiyatta bir zortlama oldu. Bakayım. Sistem fiyat nasıl düştü onu anlamadım. Her neyse. Değişik şeyler oluyor. 23 bin liraya gelmiş oldu sistem. Bu şekilde bir sistem dostlar. M.2 SSD bir biter ait yaptığımız zaman sistem 23 bin liraya gelmiş oldu. Yani ZR5 hem güncel bir sistem hem de CS2 olsun balanat olsun bu tarz oyunları Oynayabileceğiniz güzel bir sistem diyebilirim. Sepete eklediğimde ne diyor? Bilgisayar kasası stopumuzda tükendiğinden. Tamam. O kasa yokmuş ondan öyle oldu. Yani bunu seçtiğimizde 26 bin liraya gelmiş oldu sistem evet. Yani ZR5 segmentinde Hala alınabilir bence Güzel. Bunu bir araştırabilirsiniz internet üzerinden parçaların aktif sıfır fiyatlarını. Videoyu tutmak adına hani devam ettirmeyeceğim çok fazla bu sistemi. Video biraz kısa kalsın çünkü yetiştirmem gerekiyor. Ee, ikinci sistemimiz dostlar Gaming Center'da. Bu arada zaten son üst sistem Gaming Center'da bulunuyor zaten. Birini biliyoruz, birini yeni göstereceğim. Bu sistemde dostlar 6800'dü. Güzel bir sistem. 2 k ve 4K'da hatta 1080p'de de şu anki işlemcimizle birlikte darbasız oynayabilirsiniz her oyun gibi oyunu. Zaten 6800 nereden baksanız 4060 Ti'ye 4070 aralığında gücü var diye hatırlıyorum. Bunu da bir internetten kontrol edin. Zaten YouTube'a girdiğiniz zaman 7500 f 6800 FPS test yazdığınız zaman testlerine bakabilirsiniz. Burada en azından markalar genel olarak kaliteli marka kullanılmış dostlar. MSI, FSP, MSI, 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 AMD yani. Baktığımız zaman anakartımız yine iki tane RAM slotu bulunan. Şu an ben kendime bu anakartı kullanıyorum bir tane m.2 slotu var. O yüzden bu sistemde M.2 SSD yükseltmemiz lazım zaten. Buradaki M.2 SSD'yi fazla beğenmiyorum. Çünkü maşallah bize veriyorlar 2200'e 1100 hızlı. Eğer kendi hani Rust gibi Ark gibi hani sürekli server üstüne yüklemeli bir ekrandaysanız bunu değiştirmenizi öneririm. En azından bir teravete geçiş yapın. Çünkü zaten bir tane M.2 slotu olduğu için zaten şu olsa olsa maksimum 500-600 lira bir fiyatı olacaktır. Ve bu da zaten Tahminimce 2000 lira bandında bir fiyatı varken hani 600 liraya bunu elden çıkartmış oluyorsunuz. Eğer internetten 1500 liraya güzel bir M2 bulabilirseniz bunu alın. Olmadı ileride satarsınız. Değiştirirsiniz. Aynı mantıkla. Bu sistemde herhangi bir RAM yükseltmesine gerek yok. 16 GB bize yetecektir. Lakin bu sisteme de yine bir soğutucu lazım. Çünkü bayağı ısınacak bir sistem diyebilirim dostlar. Baktığımız zaman sitedeki en ucuz sıvı soğutucu 2500 lira. Ben olsam sıvı soğutma her zaman daha avantajlı arkadaşlar. ileride parça değiştirdiğinizde bile kasa değiştirdiğinizde bile aynı sıvı soğutmayı kullanabilirsiniz. O yüzden sıvı soğutmadan yana gidin derim. Ayrıca kasamızın FSP olması ve içindeki power supply'ın da FSP olması bizim için güzel bir avantaj. Bu sistem 34 34.000 liraya gelmiş oldu dostlar. 3 fanlı ekran kartlı sağlam bir sistemimiz. Hemen bir sonraki sistemimize geçelim. Bu sistemi zaten anlatı bitiremedik. Kendisi 33.900 lira dostlar. Hemen bakalım özelleştirme. Bu sistem direkt gelin arkadaşlar. takım buradan sıvı soğutmayı. Onun haricinde isterseniz RAM yükseltmesi yapabilirsiniz. M.2 sesli yükseltmesi kesinlikle yapmanız gerekiyor. RAM'i buradan bunu seçtiğimizde dostlar. ikini. 38 bin lira banda kadar çıkmış oluyor. 36 bin liradan. ister 16 GB RAM'de kalın ister 32'ye çıkartın. Burada tercih sizde yine aynı şekilde. Baktığımız zaman 38.500 lira. Buna geçtiğimiz zaman 45 bin lira böyle 64 GB oluyor. Mantıksız. Ama 32 GB mantıklı olabilir. Ayrıca sistemi 500 lira 750 W Gold sertifikalı diye geçirin. Zaten 470 sistem alacaksınız arkadaşlar. Kafadan artık bu saatten sonra hani 40 bin liraya yakın bir fiyat çıkartmanız gerekiyor. Ben yine bu sistemi Kingston Renegade bu M2 SS'de yeni çıktı. Ben şahsen bunu kullanırdım. 7300'e 6000 gayet yüksek bir hız. Stok yok diyor. Eyvallah. Kingston'ın o zaman bir terabaytında duralım. Stok da varmış. Sistem de 39.700 liraya gelmiş oldu. Sıvı soğutucu ile birlikte. Tabi bu sistemler arkadaşlar iki k Bakın bu sistemi 1080p'de oynayacaksınız. Darboğaz yersiniz. Oyunlarınız takılır. Bir anlamı kalmaz sistemin. Eğer ki hani 40 kayıt tamamlayacak olacak, hani tamamlayacaksanız ben olsam Ryzen 5 7600'e geçerdim. Şuradaki 500 liraya geçilebilir. De fena değil. Bu şekilde 40 bin lira bandında güzel bir sistem. Ekran kartına zaten site birebir değişim garantisi veriyor. Herhangi bir sorun yaşarsanız ekran kartını değiştirebilirsiniz dostlar. Onların herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Sıradaki sistemimiz Vulkan 4070 Ti dostlar. Bunda 43 bin liralık bir fiyatı var. Yine 2K sistem 1080p'de kesinlikle almayın. Oynayamazsınız. Söylüyorum ondan sonra aldım ne yapmalıyım diye sormayın. Şimdi arkadaşlar bu sistemde yani işlemciyi 2K'da oynayacaksanız en azından 7600'ü geçirtin 10.080 P'li kesinlikle almayın Aşağı indiğim zaman yine buna bir sıvı soğutucu ister buradan alın ister başka bir yerden alın Mesela Cooler Master alırsanız da Thermal daha sessiz ve daha mantıklı çalışacaktır Ama arada 1000 lira fiyat farkı var ben şu anda hani almanız gerektiği için mantıken ekliyorum Ayrıca e, yine 32 GB RAM'e geçiş yaptırdım ben bu sistemi de çünkü anakartımız 620 serisi yani şifreli slotları bir defa doldurduğunuzda bir daha satmak zorunda kalırsınız arkadaşlar. Yine 1 TB'ta MSI SSD'mize geçelim. Stok yok diyordu gerçi bunda değil mi? Evet, stokta yok. O zaman Kingston'da kalalım kardeş. Sistemimiz 650W. Keşke power supply değişebilir olsaymış ama yine bu sistem içinde bu sistem için ee, kasa yeterli olacaktır. Çok fazla kasayı doldurmadığınız sürece yeterli olacak dostlar. Böyle diyebilirim ama bu sistemi aldıktan sonra ilave parçaya yükseltmesi Yapamazsınız çünkü Voltajımız biraz yet, Zor yetiyor diyebilirim size hani daha fazla ekleme yaparsanız Elektriksel sorun yaşayabilirsiniz Bu şekilde bunun da fiyatı dostlar 48.775 TL gelmiş oldu Bir tane dün arkadaşımız yazmıştı 4070Ti sistem incelemesi gelir mi diye Böyle bir sistemi kaçırmadan alabilir dostlar zaten 4070Ti internet fiyatı belli İşlemcinin belli anakartın belli bunların hepsine bakabilirsiniz Bu şekilde bir video oldu Ayrıca Discord kanalımız oluşturu, oluşturuldu dostlar. isterseniz de katılıp oradan aktif sorunlarınızı sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Videoyu da beğendiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Bay bay.